y ln x üzeri x'e. Evet, buna eşit olsun. Bizden y'nin x'e göre türevini bulmamız istensin. Şimdi videoyu durdurup öncelikle kendi başınıza yapıp yapamayacağınızı görmenizi istiyorum. Bu ifade ilk bakışta biraz korkutucu görünebilir. Herhangi bir sabit sayı üzeri x biçimindeki ifadelerin türevinin nasıl alınacağını biliyoruz. Peki, bir fonksiyon üzeri x biçimindeki bir ifadenin ki bu soruda verilen bu doğal logaritma fonksiyonu üzeri x ifadesinin türevi nasıl alınır acaba? Bu sorunun yanıtı logaritma fonksiyonunun özelliklerinde yatıyor. Ardından da kapalı türev kullanacağız. İlk olarak bunu biraz daha sağa yazayım da solunda yer açayım. Evet, ln x üzeri x. Pekala. Öncelikle kuvvet olarak yazılmış olan bu x'ten kurtulmam gerekiyor. Ardından da bir yolunu bulup çarpma kuralını uygulayabilmeliyim. Bunları yapabilmek için eşitliğin her iki yanının doğal logaritmasını alacağız. Bunun bize nasıl bir yararı var diyebilirsiniz. Kuvveti olan bir ifadenin doğal logaritmasını alırsak o ifade şuna eşit olur. En iyisi yazayım. Logaritmanın özellikleri konusundan hatırlıyorsunuzdur belki. Yine doğal logaritmadan gidelim. Elimizde ln a üzeri b biçiminde bir ifade varsa bu şuna eşittir. b çarpı ln a. Bu logaritmanın temel özelliklerinden biridir. Eşitliğin her iki yanının da doğal logaritmasını alırsa kuvvet olarak yazılmış olan bu x doğal logaritma fonksiyonunun başına çarpan olarak gelir. x başa geçer. Şimdi eşitliği yeniden yazalım ln y eşittir x e, x'i maviyle yazayım evet x çarpı ln x e, afedersiniz yanlış oldu yanlış oldu x çarpı ln ln x yazmam gerekiyor öyle değil mi evet şimdi oldu her iki yanında doğal logaritmasını alınca logaritmanın bu özelliğini kullandık ve bu ifadeyi elde ettik şöyle diyebilirsiniz iyi de bunun bize nasıl bir yararı oldu Şimdi artık eşitliğin her iki yanının da türevini alabiliriz. Eşitliğin sağ yanını biraz daha sağa kaydırayım ki türev operatörüne yer açılsın. Güzel evet. Biraz sağa kaydırdım. Şimdi eşitliğin her iki yanının da x'e göre türevini alacağım. Eşitliğin sol yanının x'e göre türevi ve ayrıca sağ yanının da x'e göre türevi Sol yanda zincir kuralını uygulayacağım. Kapalı türev konusunu öğrenirken zincir kuralını öğrenmiştik, öyle değil mi? Dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevi. Elen y'nin y'ye göre türevi yani. Bu türev 1 bölü y'dir. Çarpı içteki fonksiyonun x'e göre türevi. Yani dy bölü dx. Bu ifade eşittir. Şimdi işler burada biraz ilginçleşecek. Gelin bu yanda bazı işlemler yapalım. Burada ilk olarak çarpma kuralını uygulayacağız. İlk terimin türevi yani 1 çarpı ikinci terim çarpı ln ln x artı birinci terim yani x çarpı ikinci terimin türevi. Peki, ln ln x'in türevi nedir? Şimdi bunu ayrı bir yerde düşünelim. ln ln x'in x'e göre türevini, evet bunu bulmak istiyorum. Burada yine zincir kuralını uygulayacağım. Önce dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevini alacağım ve bu da şuna eşittir 1 bölü ln x, öyle değil mi? Çarpı içteki fonksiyonun x'e göre türevi, yani çarpı 1 bölü x. Evet, bu ifade şuna eşitmiş. 1 bölü x çarpı ln x. Altını çizdiğim bu ikinci fonksiyonun türevi 1 bölü x çarpı ln x'miş. Evet, bu iki x birbirini götürür. Şimdi eşitliğimizi yeniden yazalım. 1 bölü y çarpı dy bölü dx eşittir. ln ln x artı 1 bölü ln x. Peki bu türevi bulmak için eşitliğin her iki yanını da y ile çarpalım. Sol yanı da y ile çarpacağız, sağ yanı da. Peki bu durumda sonuç ne olur? y ile çarpma nedenimiz buydu zaten. Sol yanda sadece dy bölü dx kalır. Eşittir. y bize en başta verilen fonksiyon da öyle değil mi? y ln x üzeri x'e eşit. Buraya yeniden yazayım. y ln x üzeri x'e eşit olarak verilmişti. Yani bu eşitliğin her iki yanını da ln x üzeri x ile çarptık aslında. Burası biraz daha karışacak. Dağılma kuralını uygulamadan da yazabiliriz tabii. En iyisi böyle bırakalım. Peki davullar çalmaya başlasın. Eşittir ln ln x artı 1 bölü ln x. Bu ifadeyi de şununla çarpacağız. ln x üzeri x. Evet, çözüm dediğiniz böyle olur değil mi? Biri şu soruyu sorabilir. x, e'ye eşit olduğunda y'nin türevi nedir? Yani x, e'ye eşit olduğunda son yazdığımız bu eşitliğin neye eşit olacağını sorarlarsa e, x yerine e yazarak buluruz öyle değil mi? Bu soruyu şu anda uydurdum. Videonun başında bize sorulan soru bu değildi. En başta şöyle sorulsaydı x e'ye eşit olduğunda dy bölü dx nedir denseydi x yerine e yazarak soruyu yanıtlardık. Tüm x'lerin yerine e yazacağız. E'yi seçme nedenim ortaya çıkacak işlemleri yapmanın kolay olması tabii. Evet, ln e 1'e eşit eşittir. Ln 1 de yani ln üzeri 0 sıfır da 0'a eşittir. Ln 1'e eşittir. Parantez içindeki bu ifade yani 0 artı 1 bölü 1 bir, 1'e eşittir. Ln 1'e eşittir. Burası 1 üzeri e olur. Eh, ee, birin hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç 1'dir. Tüm ifade 1 çarpı 1 haline geldi ve o da 1 eder. Bu soruyu bize çok iş çıkarmayacak bir x değer için çözmenin eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Öyle de oldu.